Akıl çizgisine geldiğimizde burada özellikle erken dönemde birden çok akıl çizgisi göze çarpıyor. Tabi bunlar biraz gizli direkt öyle göze çarpmıyor. Birincisi şu mesela şöyle şuralardan gelen bir çizgi şöyle karışıyor tekrar çıkıyor şurada duruyor. Bu ikinci bir akıl çizgisi. Diğer çizgimiz de bu hayat çizgisinin içinde muhtemelen ve şöyle çıkıyor. Şimdi bunu sol ele geldiğimizde sol elde de farklı izleri var. Mesela şu. Direkt gelmiş şöyle bir akıl çizgisi ve diğer çizgimiz burada. Şöyle karışan bir çizgi de var burada. Bu da bir akıl çizgisinin parçası gibi. Kalp çizgisine karışıyor sanki çıkıyor gibi. Yani bakıldığında çokça akıl var. Potansiyel olarak, altyapı olarak bu böyle ve çizgi böyle devam ediyor. Hatta şu çizgi bile şurada havada uçan, havada kalmış bir çizgi var burada hem kalp çizgisi hem akıl çizgisi açısından yani müthiş bir yoğunluk karmaşıklık var iç dünyada yani çokça kalp çokça da zihin var yani her şeyden bolca var ve şimdi bu erken dönemlerde yaklaşık 30-35 yaşlarına kadar bunun farklı yönlerinden etkilenmiştir kendisi olumlu yönlerinden muhtemelen çoğunlukla yani bu üç tane çizginin olması 35 yaşlarına kadar bu böyle sonrasında tabi devam ediyor Tabii ki bunun etkileri tüm yaşam boyunca olacaktır buradan çıkan çizgilerin ama özellikle bu dönemler erken dönemler daha Ortaya orta yaşlara kadar daha bunların etkisi altında bulunmuştur kendisi. Bu her zaman birden çok farklı deneyim hayatta, birden çok tercih oluşması ve zihinsel olarak da çeşitli işaret tabii ki doğal olarak. Yani bunlar iç içe geçmiş farklı özellikler ve farklı düşünceler. Yani düşünce tutumlarında farklılıklar ama her şeyin kendisi farkındadır. Tabii doğal olarak bu dışarıdan kolaylıkla net anlaşılır bir durum olmayabilir diğer insanlar tarafından ama iç dünyasında neyin olduğunu gerçekten farkındadır kendisi. Ayrıca iyi bir uyarlanabilirliğe ve esnekliğe de işaret eder. Özellikle parmaklar da esnekse, baş parmak ve normal parmaklar da geriye dönükse, el bayağı bir esnek bir else bu da bunu arttırır. Zaten düşünce olarak çok esnek biri görüyorsunuz bu boşluktan dolayı. Ve buradaki fazla çizgiler de zaten bunu arttırıyor bu çeşitliliği. iyi bir uyum sağlama olabilir yani kendi adına. Kişisel gelişimler çok önemlidir böyle kişiler için. Veya meraklı olma, her konuya meraklı olma, doğru zamanda doğru yerde olma, zamanı iyi değerlendirme bu açıdan da iyi plan proje oluşturma açısından da baş parmağın orta falancı da gerçekten uzun bu istişare, plan proje, planlı hareket etme açısından da önemli. Zaten düz bir akıl çizgisiyle minimum hatayla ilerlerler hayatlarında görüyorsunuz. Yani iyi bir analizci iyi bir kalite kontrolcü bu tüm bu iş sahalarında başarılı olabilir. Az hata gerektiren tüm iş alanlarında iyidir. Ve analitik yaklaşım tabii ki bu Merkür çizgisinin de burada desteklemesiyle beraber bu özellikler arttırıyor. Ayrıca iş hayatı ticaret için de çok uygun. Düzgün bir akıl çizgisi ve güçlü bir Merkür çizgisiyle beraber. Tabii sol elde Merkür çizgilerimiz çift. Bunlar daha da gelişime açık. Yani bunlar nasıl gelişebilir daha çok? Birden çok dil öğrenmeye çalışarak. Kendisi şu an doğal olarak bulunduğu ülkenin dili ve Türkçeyi çok iyi konuşuyor. Mutlaka İngilizce veya İspanyolca da olabilir. Bunların üzerinde çalışmalarla zihin egzersizleriyle veya işimle ilgili konularda veya kişisel gelişimler bu meditasyon kalp gözünün daha da açılması daha e, duru görü daha da hislerinin güçlenmesiyle bu özellikler daha da artacaktır. Çünkü sahile pek geçmemiş. Sol elde daha potansiyeller var. Daha da keşfedilmeye açık yani bu Merkür özellikleri. İş kabiliyeti olabilir ticaret veya diğer konular bahsettiğim gibi. Şimdi elde Merkür çizgisi varsa her zaman baktığımız burada Ring of Solomon. Çok net derin bir çizgi var. Neredeyse major çizgi gibi yani çok etkili ve bu böyle S yaptığı zaman daha böyle felsefik konular özellikle bakın ne kadar budaklı parmaklar. Birinci falanjda bile budaklar oluşmaya başlamış ve yaş ilerledikçe Merkür'de bile var. Bunlar daha da artacaktır. Zaten buralarda genelde olur ve burada da aşırı bir şekilde var. Bu gerçekten kendisi çok şüpheci, insan psikolojisinde meraklı, derinlere inmek isteyen, felsefik düşünceye yine sahip olan, gelen bilgileri gerçekten süzgeçten geçiren iyi bir analizci, detaycı ve minimum hatayla hareket eden, her şeyi iyice projelendirir düşünür, üzerine kafa yarar, ondan sonra harekete geçer. Ne kadar burada çabuk harekete geçiren bir yapı varsa zihin dünyasında ama uzun bir el yapısıyla bu budaklı parmaklarla, Ring of Solomon'la hatta ikincisi de burada ...bu niteliklerini iyi dengeliyordur. Yani öyle fevri çıkışlar veya düşünmeden konuşma gibi bir durumun olacağını düşünmüyorum yani. Çok şüpheci ve emin adımlarla ilerliyordur. Bu sadece ne verir kendisine mesela buradaki boşluk? Mesela kare kısa parmaklarda bu olsaydı daha fevri, daha hareketli, daha düşünmeden hareket eden... ...daha girişken olabilirdi ama bu duruma bakıldığında tabii ki girişimci ruhu var, risk alma durumları var. Azim, hırs, çaba yine doğal olarak vardır bu mesafeyle dolayı. Ama dediğim gibi elin diğer durumlarına baktığımızda kontrollü birisi aynı zamanda... Yani bu niteliklerin sadece bağımsızlık ruhu ve bağımsız hareket etme Yine gözü kara cesaretli olma da vardır tabii ki bu mesafeyle bağlantılı olarak. Şimdi Ring of Solomon'un böyle es yapması farklı olaylara, felsefik olaylara veya düşünceyle ilgili, bilimle ilgili, bilgisi, kendi iş bilgisi veya deneyimleriyle ilgili durumlara çok pratik yaklaşmayan. Eğer düz olsaydı Ring of Solomon'umuz daha pratik yaklaşan, daha pratik çözümler sunan bir durum olurdu. Ama böyle tam böyle es yapması yani kavisli olması bu kendisinin daha konunun daha farklı yönlerinden ele alma özelliklerini kendisine katıyor. Daha bilge insan olma, gerçekten insanlarla iletişimde temasta veya telepatik yönden iletişimde de iyi özellikler katıyordur. Özellikle burada Vişnu çatalıyla bir üçgen oluşturması Ring of Solomon'un sileyim tekrar görmeniz açısından. Görüyorsunuz net bir üçgen var burada. Bu tam kendisinin insancıl ve çevre oluşturabilecek veya insanlara fayda sağlayabilecek tüm alanlarda iyi bir eğitimci olabilir. Yani şifacı yönlerinden de bahsedebiliriz ama bakıldığında çok baskın bir durum yok çünkü biraz yatay çizgiler de var burada ve çok fazla dikey çizgi yok tepede. Daha çok iletişim, satış pazarlama ile ilgili durumlar var. Ama bu telepatik iletişim yani üst seviye iletişim insanları ne dediğini bakışlarından, hareketlerinden kolaylıkla anlayabilen, hisleriyle hareket edebilen yönler kendisine katıyordur. Ve meslek hayatında da her zaman yeni şeyler keşfetme ve bunları adapte etme kendisi için uygundur ve girişimlerde de bu yöndedir. Meraklıdır gerçekten birçok konuya. Özellikle bu tarih, astroloji, bu tür konularda ilgi, alaka, yetenek vardır ve bu konularla da ilgilenebilir tabii ki. Ve Merkür çizgisi varsa Ring of Solomon'un da olması bunu tam anlamıyla destekliyor burada. Yani birbiriyle paralel içinde olması gerekiyor. Ve kalp çizgisinde burada iyi bir üçgen oluşturması gerçekten müthiş. Yani insanlarla olan iletişimi ve onlarla ilgili çalışmalar, insan üzerine çalışmalar, sosyal işlerde de yine çok başarılı olabilir.